İyi akşamlar. Evet, maçın değerlendirmesiyle başlıyoruz. Bueno, primero felicitar a Galatasaray por la victoria, lo han merecido. Han creado más ocasiones de gol que nosotros y al final con todos los méritos han ganado. Creo que hemos visto un primer tiempo muy igualado. Ellos marcan de un fallo nuestro innecesario, de un balón que no queremos jugar así de esa forma, un balón en el medio cuando el jugador está presionado. Pero bueno, hemos hecho este error, hemos perdido el balón y bueno, ellos tienen calidad suficiente como para marcar de estas situaciones. Antes de esto hemos tenido dos buenos ataques, dos buenas ocasiones que no hemos podido marcar. Y bueno, al final, segundo tiempo bastante igualado hasta minuto 70, luego ponemos todo al ataque, queremos con el 4-4-2 cambiar un poco el rumbo del partido y obviamente de esa forma le damos al contrario más espacio y de una jugada de estas nos marcan segundo gol y ganan con todos los méritos. Öncelikle rakibimiz Galatasaray'ı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bizden daha fazla pozisyon yarattılar, daha fazla gol atma fırsatı buldular. Dolayısıyla ilk yarı üzerinde bakacak olursak eğer aslında gole kadar belki de eşit şekilde giden bir maç vardı ama bizim gereksiz bir hatamız sonucu aslında oyuncularımızdan daha önce de zaten istemiştik bunu. Merkez bölgeye özellikle oyuncunun sırtında baskı varsa, rakip oyuncu yakınlarındaysa oynamamaları konusunda tabii ki böyle topları kaybettiğinizde de yeterli kalitesi olan rakipleriniz tabii ki bu fırsatları değerlendirip sizi cezalandırabiliyorlar. İkinci yarı özelinde baktığınızda 70. dakikaya kadar aslında yine eşit giden bir maç vardı ve rakibimizin aslında bulduğu ilk golün öncesinde de bizim de değerlendiremediğimiz iki tane önemli gol fırsatımız vardı ama maalesef bunları değerlendirememiştik. 70. dakikadan sonra biz de gol bulabilmek için, daha fazla öne çıkabilmek için 4-4-2 sistemine geçtik. Tabii ki bu sisteme geçtiğinizde ve daha fazla öne gittiğinizde rakibinize de aynı şekilde boşluklar bırakabiliyorsunuz. Gol atma isteğiyle tabii ki. Daha sonrasında rakibimiz de bulduğu fırsatlardan bir tanesini değerlendirdi. Ve yine söylüyorum, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. No, estamos cerca de cerrar la sesión de Maxi Gómez a un equipo y por eso no hemos querido arriesgar metiéndolo en el juego. Maxi Gómez'in kiralık olarak ayrılma durumu var. Dolayısıyla onu da oyuna alarak belki bir sakatlık vesaire bir riski almak istemedik. Pues tiene la costilla rota. Kaburgasında kırık var. Es sorprendente de que no se ha pitado falta en una situación donde le han roto una costilla. Ve kaburgasında kırık oluşturabilecek bir pozisyonda faul bile çalınmaması da tabii ki de çok şaşırtıcı açıkçası. Bueno, nos hemos enfrentado a un rival que está en este momento mucho mejor rodado. Tienen cuatro partidos más oficiales que nosotros. Tienen un kadar muy amplio y nos han superado también con los cambios que han hecho. O sea, nosotros hemos querido controlar el partido, la primera presión del contrario, evitar encajar un gol. Lo que hemos hecho bastante bien, yo creo que ha sido un partido muy igualado hasta el momento donde nosotros mismos nos hemos marcado un gol. Después es difícil jugar en este campo con un rival muy motivado, pues intentar sorprenderlo es difícil. Y bueno, también se han visto algunas carencias nuestras que tenemos y es que es así como es y hay que seguir trabajando. Intentar prepararse bien para el próximo partido e intentar ganarlo. Öncelikle baktığınızda rakibimiz bizden resmi maç olarak baktığınızda 4 maç daha fazla oynama fırsatı buldu. Bunun da tabii ki etkisi olabilir. Daha sonrasında aslında daha önce de bahsetmiştim, eşit giden bir maç vardı ilk gole kadar. Bizim yaptığımız o hataya kadar, istemediğimiz o durum yaşanana kadar. Daha sonrasında tabii ki bu sahada oynamak kolay değil rakibimize. Bu sahada baskı kurabilmek çok kolay değil. Biz de yine elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yine ikinci yarıda değişiklikler sonucunda rakibimiz oyunu biraz daha kontrol altına aldı. Bizim de tabii ki eksikliklerimiz vardı. Biz de bu eksiklerin üzerine gidip çalışıp tabii ki bir sonraki maçta çok daha iyi olmaya çalışacağız. Nosotros queremos competir con ellos. Sabemos que tienen las posibilidades económicas más grandes que nosotros.
pero trabajamos con lo que tenemos y vamos a intentar estar entre ellos. También vamos a ver si eso va a ser posible. Ahora mismo tenemos un cadar bastante corto y además algunos jugadores muy importantes como Vizca, como Hussein, como Orsic, como Joaquín, cuatro jugadores titulares, los tenemos lesionados. Ahora también a Trezeguet. Estamos luchando contra ello, no nos quejamos. Vamos a jugar con los 11 que vamos a tener el próximo partido. También se ha incorporado Ryan ayer, esta semana se incorpora Fontas. Esperamos que Vizca esté quizás a la disposición. Y como he dicho, vamos a competir con todo lo que tenemos. Es muy difícil marcar un objetivo, aún no tenemos el equipo hecho, aún estamos esperando llegada de tres jugadores. Y cuando tengamos el plantel completo, podremos hablar de los objetivos que podemos marcarnos. Biz bu sene yarışmak istiyoruz. Tabii ki ekonomik anlamda sizin bahsettiğiniz diğer rakiplerimizin bizden daha fazla imkanı olduğu açık. Ama biz de elimizdekilerle en iyi mücadeleyi verebilmek ve orada olabilmek, en iyi yarışmayı verebilmek istiyoruz. Aslında şu an baktığınızda, şu an kadro olarak da tabii ki bütün sakatlıkları ve elimizdeki yaşadığımız şanssız durumları düşündüğünüzde birçok oyuncumuzun bizimle olmadığını siz de görebilirsiniz. Bunların arasında Vizca'yı, Hüseyin'i, Orsic'i, Joaquin'i ve bugün de yeni yaşadığı sakatlıkla birlikte yine Trezeguet'i de bunların arasında sayabiliriz. Ama bunları söylerken şikayet anlamında söylemiyorum bunu. Elimizde ne varsa, o an şartlar ne durumdaysa biz de o şartlarla birlikte en iyi mücadeleyi vermenin hedefindeyiz. Tabii ki bir hedef koymak kolay değil ama bahsettiğim aslında yarışmacı olabilmek, en iyi mücadeleyi verebilmek. Sizin de bildiğiniz gibi dün aramıza Ryan katıldı. Onun katılımıyla birlikte bu hafta içinde belki Funtas'ın da bize katılmasını bekliyoruz. Yine Vizca'nın da yine bu maçla birlikte aramıza dönmesini umuyoruz. Ama her zaman söylediğim gibi elimizdekilerle kim olursa olsun en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Ama kadro olarak da baktığınızda 3 oyuncunun daha aramıza katılmasını bekliyoruz. Ve kadromuz tamamlandığında tabii ki yine bu mücadeleyi sonuna kadar verip yine yarışmacı bir takım oluşturacağız. No, les puedo decir solamente que tenemos plan A, B y C. O sea, si no llega uno delantero, llegará otro. Por eso pueden estar tranquilos los aficionados de Trabzonspor. Nosotros vamos a fichar un delantero de calidad que nos va a ayudar seguramente. ¿Quién lo va a hacer? Pues vamos a ver. Hay una lista de 10 delanteros que podríamos fichar. Vamos a ver al final quién viene. Öncelikle Trabzonspor taraftarlarının rahat olması gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü elimizde A planımız, B planımız, C planımız hepsi mevcut. Bir santrafor olmazsa başka bir santrafor aramıza katılacak. Yine bu da kaliteli bir santrafor olacak. Dolayısıyla bizim de zaten elimizde şu an 10 kişilik bir santrafor listesi var. Ama şunu garanti edebilirim, kaliteli bir santrafor mutlaka yine aramıza katılacak. Bu konuda taraftarlarımız rahat olabilirler. Buyurun, son soruyu alın. Bir futbol adamı olarak bugün de rakibiniz bir dünya yıldızını hemen maç akabinde taraftarına sundu. Neler hissettiniz bir futbol adamı olarak? Kim katıldı? Bueno, felicitar a Galatasaray por el fichaje. Sabemos de quién se trata, es un grandísimo jugador. Y bueno, habla de la ambición de este club y no solamente él, sino muchos jugadores que han contratado, tienen altísimo nivel, han jugado en los equipos muy importantes, Icardi en Paris Saint-Germain, Angelino en Manchester City hace 2 años, o sea, tienen jugadores muy importantes y bueno, felicitarlos, nosotros podemos hablar de nosotros, lo que vamos a hacer nosotros, pero no podemos influir en esto lo que va a ser Galatasaray, pero es un gran jugador. Tabii ki çok büyük bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Çok harika kariyeri olan, geçmişi olan önemli bir oyuncu. Sadece oyuncu değil, birçok oyuncu aslında bu sene baktığınızda rakibimiz üzerinde siz sorduğunuz için ifade ediyorum. Icardi gibi daha önce Paris Saint-Germain'de oynamış. Yine Angelino gibi daha önce Manchester City'de oynamış. Ve bununla beraber seviyesi çok yüksek. Daha önemli yerlerde de oynamış. Oyuncular aralarında katlar. Dolayısıyla sadece siz sorduğunuz için rakibimizi kutlayabiliriz bu açıdan. Ama dediğim gibi biz sadece kendimizden bahsediyoruz. Biz kendimizle ilgilenmeye, en iyisini yapmaya, biz de elimizden geleni
iyi transferleri yapmaya çalışıyoruz. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar.